Tatile çıkarken bağırsak sağlığını ihmal etmeyin. Seyahatler çoğu zaman yeme düzenimizin değişmesi anlamına gelir. Yolculuk sırasında paketli yiyecekleri tüketmek, sıvı tüketiminin azalması, seyahat ettiğimiz bölgelerde yeme düzeninin ve besin çeşitliliğinin farklı olması sindirim sorunlarına yol açabilir. Sindirim sorunları hem kısa hem de uzun vadede yaşam kalitemizi oldukça etkiler. Seyahatler sırasında bazı sindirim sorunları meydana gelebilmektedir. Bağırsaklarımızda yerleşmiş çoğunluğu yararlı işlevlere sahip mikroorganizmalar topluluğuna mikrobiyota denir. Mikrobiyotamızda iyi ve kötü bakteriler bir arada yaşarlar. Kötü bakterilerin probiyotik olarak adlandırdığımız iyi bakterilere oranla daha fazla olması disbiyosis yani bozulmuş bağırsak florası olarak adlandırılır. İşte bu durum özellikle de seyahatlerde değişen beslenme tarzıyla ortaya çıkar ve şişkinlik, kabızlık, ishal gibi sindirim problemlerine yol açabilir. Seyahat sırasında bağırsak sağlığını korumak tatilinizin rahat geçmesine yardımcı olabilir. Bağırsaklarımızdaki mikrobiyotanın dengesini koruyup düzelterek sağlığımıza destek olan canlı mikroorganizmalara probiyotik denir. Özellikle seyahat dönemlerinde probiyotiklerin önemi daha da ortaya çıkıyor. Seyahat öncesi mikrobiyotanın hazırlanması ve seyahat sırasında desteklenmesi sindirim sorunlarına engel olabilir. Çünkü probiyotikler bağırsaklarda bozulan dengenin yeniden düzenlenmesine yardımcı olurlar. Vücudumuzdaki yararlı bakteri sayısının artmasına yardımcı olarak bağırsak fonksiyonlarını düzene sokarak sindirim sistemini rahatlatır. Elbette probiyotikler bağırsak sağlığıyla gündeme geliyor olsalar da faydaları sadece bunlarla sınırlı değil. Son yıllarda probiyotikler ve faydalarla ilgili yapılan araştırmaların sayısı gittikçe artıyor. Bağırsaklarımız artık ikinci beyin olarak adlandırılıyor. Sağlıklı bağırsaklar daha iyi bağışıklık sistemi ve hatta psikolojik durum ile ilişkilendirilebiliyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İyi tatiller dilerim.